Arabadayken bana bir yere gideceğini söylemedin mi sen? Yarın nereye gitmen gerek? Nereye? Aslında ben... Neden kekeliyorsun Mişti? Sorun ne? Ben söyleyeyim babaanne. Mişti aslında arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek istiyor. Git o zaman tatlım. Sana gitme dedim mi ben? Neden kekeliyorsun ki? Anlamadım doğrusu. Babaanne, aslında parti şehir dışında ve muhtemelen bir günümü alacak. Bir gün mü? Bana iki gün olacağını söylemişti. Bir anda şimdi bir güne çevirdi. Evet, yani aslında sadece partiden bahsediyordum. Ama bana iki günlüğüne gel dedi. Kafam karıştı. Babaanne, iki kızının da kafası karışık. Pari de aynı şeyi yapmıştı. O da bir gün deyip iki günde dönüyor. Aynı şeyi yapıyorlar. Genetik bir sıkıntı olsa gerek. Ama meraklanma. Gitmişti, git. İki kız da çok çalışıyor aslında. Değil mi? İkisi de yıllardır hiç boş vakit geçirmediler. Bu kızlar çok çalışkan. Ayda iki gün bile kendilerine izin verecek olsalar yıl sanki yetmeyecek. Ne dersin? Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklıyım. Evet tatlım. Evet, gitsene, sorun değil. Öyle söyleme. Şöyle söyle. Gitmişti, git. Bu ne? Çok iyi. Mişti, merak etme. Git de güzelce eğlenmene bak. Bizi merak etme, biz burada iyi olacağız, sıkıntı yok. Git ve güzelce eğlen. Mutlu ol kızım. Çok mutlu ol. Önemli değil. Bana teşekkür edebilirsin. Bana teşekkür etmek istediğini gayet iyi biliyorum Mişti. Sonuçta işini kolaylaştırdım. Benimle geçirecek iki günün olacak. Şanslı kızsın. Hemen hazırlan. Ruhan, sadece bir süre daha mutlu olacaksın. Senin benden beklediğin mutluluğu veremeyeceğim için büyük üzüntü duyuyorum. Hayatının en keyifli başlangıcı olmayacak. İşin doğrusu aşkının sonu olacak. Çiçekleri nereye koydun? Balkonda değil mi? Bundan dolayı benim odamdan balkona geçişi kilitledin. Anahtarları ver.
ben şimdi ne yapacağım? Kendime nasıl bir sınır koyacağım anlayamıyorum. Hayır. Hayatının aşkına kavuşacağına söz veriyorum. Birlikte olmanız için her şeyi yapmaya hazırım. Görüşürüz babaanne. Kahvaltını yap öyle git. Her şey hazır hayatım. Hayır babaanne, acelem var aslında benim. Şey, gitmem gerek. Bir proje aldım da çok yoğun bir iş. İki gün sonraya yetiştirmem gerekiyor. İç mekan, dış mekan, gece ve gündüz çekimleri, yani çok kötü olacak. Çekim sonrası düzenlemeler de var tabii. Görüşürüz. Ama bir şey yemezsen o kadar işi nasıl halledeceksin ki? Sen hiç merak etme babaanne. Ben çıkmadan su içiyorum. Yolda da bir şeyler yiyeceğim. Hoşça kal. Kolay gelsin. Zamane gençleri. Babaanne ben çıkıyorum, görüşürüz. Kahvaltı hazır, çıkmadan bir şeyler ye. Bana zamanın olmadığını söyleme sakın. Babaanne zaten çok geç kaldım, çıkmam gerekiyor. Seni seviyorum. Ah. Görüşürüz. Ah Mişti, ne oldu kızım? Kahvaltı yapmadın diye kızmadım ki sana. Endişelenme sen. Bu kadar panik yapmana gerek yok. Anş da evde. Pari öğleden sonra gelecek. Yiyecek bir şeyler al ve karnını doyur. Özür dilerim babaanne. Niçin kızım? Öylesine. Tanrım, ne olmuş ona? Neden böyle davranıyor? Hayatlarımızın en güzel iki günü olacak. Mişti, hadi neşelen biraz. Babaanneye yalan söylediğin için kötü hissettiğinin farkındayım. Ama bir de şöyle bak. Benimlesin ve mutlu olacaksın. Seni mutlu görmek babaanneyi de mutlu edecek. Yani bu durumda herkes kazanıyor, değil mi? Gidelim mi? Gül hadi biraz.
Arnav, Ruhan'ın arabası. Nerede? Geçti. Mişti, sorun ne? Ne oldu? Biz apartmandan çıkarken Arnav'la Pari'nin arabası girdi. Eğer beni görürlerse babaanneme yalan söylediğimi anlarlar diye düşündüm. Çok özür dilerim. Sana söz veriyorum, bu iki günden sonra ailelerimize asla yalan söylemeyeceğiz. Özür dilerim, söz veriyorum. Babaanne! Benim güzel kızım gelmiş. Aa. Tatlım benim. Aklını mı kaçırdın sen? Anlat, seyahat nasıldı? Mükemmeldi. Aa. Ve tahminimden daha çok para kazandım. Vay canına! Umarım Tanrım sana hep böyle müşteriler gönderir. Aa, hadi git kendine gel. Kahvaltı hazır. Tamam, geleceğim. Babaanne? Babaanne? Senin gelmen gerekiyordu Pari. Ben içeri gelmeyecektim. Babaanne, Ruhan'ın gönderdiği buket nerede? Nereden bileyim bunu? Bir yere koymuştun, öyle değil mi? Evet. Çok garip değil mi? Balkonda da değil. Bu garip doğrusu. Aa, bir dakika. Belki de çiçekler solmuştur ve Mişti de dışarı koymuştur. Çiçekler bir gün içinde nasıl solsun? Mişti nerede? Nerca diye bir arkadaşı varmış. Bekarlığa vedası varmış. Mişti de iki günlüğüne oraya gitti. Elini yüzünü yıka da gel hadi. Kahvaltı soğuyor. Ben de çok acıktım ama. Geleceğim. Nerca mı? Mişti'nin tüm arkadaşlarını tanırım. Ama öyle bir arkadaşı yoktu onun. Yani yoksa... Bir mesaj atacağım. 10 dakikaya ara beni. Hey. Nereye kayboldun? Bir şey yok. Yok mu? Bir saat oldu. Bir kelime bile etmedin. Sonunda uzun bir aradan sonra yalnız kalacağız. Birinin bizi görmesinden korkmamıza gerek yok. Mişti, biliyorsun ki sana aşık olduğumdan beri sadece tek bir isteğim var. Hayatımın sonuna kadar seninle yaşamak istiyorum.
Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Kavga etsek bile seni sevdiğimi bilmeni istiyorum. Yatağa sana kızgın giremem. Böyle bir şey yapamam. Söyle bakalım, evi beğendin mi? Hı? Çok çalışıyorum. Alabildiğim kadar proje alıyorum ki o ev bizim olsun. Bak Ruhan, çok çalışmanı gerçekten takdir ediyorum. Ama o kadar parayı toparlamak çok uzun sürecek. Ne olmuş yani? O zamana kadar çalışırım. Daha çok proje alırım. O zamana kadar kirada otururuz. Ama almak 3 sene sürse de o evi kesinlikle alacağım senin için. İşte lütfen Gül. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Seni rahatsız eden bir şey varsa söyle. Beraber bir çözüm bulabiliriz. Tüm üzüntülerin benim. Benim bütün mutluluklarım senin. Mişti, seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ruhan, söylesem anlayabilir misin? Bunu merak ediyorum. Tabii ki anlarım. Bunu niye soruyorsun? Hayır Ruhan, bunu sana söyledikten sonra sinirlenmeyeceğine dair söz ver. Neden Mir seni arıyor? Sanırım Ruhan'a Mir'i söylemek için doğru zaman. Umarım Mir bir daha arar. Sonra... Ruhan? Mişti, telefonu bana Ruhan, ver. Ben konuşurum, şimdi tamam mı? Doğru zaman değil. Araba kullanıyorsun. Sadece bırak. Telefonu ver. Ben konuşacağım. Ruhan! Seni aramaya nasıl cüret ediyor böyle? Ona onu geçmişte nasıl bıraktığını söylemiştin. Madem öyle seni niye arıyor? Bırak konuşayım. Ruhan! Telefonu bırak dedim. Doğru zaman Mişti, değil. Mişti, telefonu ver. Ruhan, araba kullanıyorsun. Ruhan! İyi misin? Ruhan! Dinleyin beni. Benim hatam değildi. Kendi şeridimdeydim ben. Eğer o motora çarptıysa ben ne yapabilirim ki? Motor beni solluyordu. Kaza yapacağı çok belliydi zaten. Söylemeye çalıştığım şey şu aslında, ondan kaçtım. Kız arkadaşımın da bileği burkuldu. Eğer kaçmasaydım kim bilir ne olurdu. Bakın, ucuz kurtulmuşsunuz. Çok hızlı gidiyormuşsunuz. Bundan dolayı çarpmışsınız. Neden zamanında fren yapmadınız? Beyefendi, lütfen anlamaya çalışın. Otoyolda kabul edilen hız limitinin altında sürüyordum. Arabadaydım yani. Kaan'ı değil ki çok yavaş gitsin bu. Bakın. Biz her şeyi biliyoruz. Sizin gibi çiftler otoyolda uzun yolculuklara çıkar. Kız arkadaşını etkilemek isteyen adamlar hep hız yaparlar. Kazalar da böyle olur. Kayda geçmiş vakalar hep böyledir. Müsamahamız olmayacak. Cezalandırılacaksınız. Ailelerinizi bilgilendirip buraya çağıracağız. Size hız limitini aşarsanız eğer, ne olacağını anlatmalarını isteyeceğiz. Hayatınız riskte. Tanrım, ya babaannemi ararsa? Neye mal olursa olsun buradan çıkmalıyız. Bu olayı çözmeliyiz. Şimdi, burayı imzalayın. Ayrıca ailelerinizin iletişim bilgilerini de yazın. Suçlu olmayabilirsiniz. Ama hata yaptınız. Sizden imza almadan veya onları bilgilendirmeden sizi bırakmayacağız. Üzgünüm ama ailem yok. Onun ebeveynleri de kendisi küçükken vefat etti.
Ayrıca kendisi kız arkadaşım falan değil. Aa, gerçekten mi? Kim o zaman? O benim eşim. Ve onu etkilemeye ihtiyacım da yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.